Neyin var? Ne oldu? Çok kötü. Aa, başladım. Ağlıyor. Hani ağlamayayım diyorum ama çok kötüyüm. Kuzu ne oldu? Kuzu. Ne oldu? Çok kötü bir günle başladım. Hani diyorum ki... Bir su verelim, bir şey verelim. Dudu iyi misin ya? Bir gerçi... Ne oldu Dudu? Gel otur bakalım. Şimdi bir nefes şekilde... al. Gel. Bırak yemeği. Ne oldu? Anlat. Anlatayım. Ne güzel... çok güzel bir şekilde güne su başlamıştım. Ya. Bir su versene hayatım orada. İş yeri müdürümden bir mesaj geldi. Müsait olduğunda beni arayabilir misin diye. Aradım ve işsiz kaldığımı öğrendim. Ne? Neden? Şöyle çocuğum vardı. Sakin ol. Sakin. Esnek davranıyorlardı gerçekten. Hani her türlü çok teşekkür ederim. Esnek davranıyorlardı. Sonrasında kayınvalidem iş yerimi arıyor. Şaka yapıyorsun. Dudu'nun çocuğu hasta. Dudu'yu işten çıkarın diyor. Ne? Gitsene şu geline bak. Dur bakayım. Bayılacak edecek oralarda. Ay ne kadar rahat bir kayınvalide ya. Diyor. Yok ama öyle bir hastalık değil mi çocuksa? Hayır, herhangi hiçbir yok, sağlık canım, problemi yok çocuğum. Evet. Herhangi bir sağlık problemi yok çocuğumun ve kayınvaliden beni ekmeğimle ne diyor? Ya ayıp değil mi senin yaptığın Nuray teyze? Ne oluyor? Hayırdır? Kızı ya. İşsiz bırakmışsın. Niye ağlıyorsun Dudu? Çoluğu çocuğu var ya. Nasıl işsiz bırakabiliyorsun sen? Bırakırım. Nasıl ne? Bırakıyorsun? Çalıştın, parayı bana mı veriyorsun? Ya sana ne veriyorum ben çalıştım göz parayı? Yaptır. Kaş yaptır. Tabii ki onu yaptıracaksan ben niye çalıştım? Tabii ki onu yaptıracağım zaten. Her şeyi ama bebeği için çalışıyorsa her şeyde bakacak. Ama tırnağımı da yaptırırım, bebeğime de bakarım, evimde de ilgilenirim. Ya diyebiliyorsun ki, ya. Hayır diyebiliyorsun ki. Bir saniye. Şunu da söyleyeyim, çocuğuma kayınvaliden bakıyor. Ve çocuğuma bakmayı zor sunduğunu söyleyemiyorsun. Beni rahatımdan ettin diyemiyorsun. Gidiyorsun iş yerimi arıyorsun. Evet. Ben için ben fedakarlık yapmışsam sen de yapacaksın. Ben ne yapıyorum zaten. Nasıl çalışıyorum. Akşam geldiğimde sana anne çocuğa bak ben yatacağım mı diyorum. Olsun ama ben bu yaşta çocuğuna bakıyorsam ama sen de daha idare olacaksın. Hayır, sen biliyordun. Benim güzellik merkezinde çalışacağım. Benim işimin o olduğunu biliyordun. Ağlama zamanı değil. Ne yapıyorsun? Bulabiliyor musun? Kalk yemeğini yap. Bu yemeği yapıyorlar. Ben senin yemeğini güzel bulabiliyor musun? Sen güzel yaparsan bana ben yer bulurum. Bir şey söyleyeyim, sen iyi misin? Bulabiliyor musun? Güzel yaparsan şey. Bulurum. Ya Nuray teyze yürü. Anne ya. Alın Nuray teyze. Bu ne ya? Belki parasal ihtiyacı vardı. Hiç ihtiyacı yok. Ben veririm ona. Ne biliyorsun? Ona. Ne ben olmuş? Veririm. Ne olmuş? Otursun çocuğuna baksın ben veririm ona para. Nuray ne i̇htiyacı olmuş varsa ona bana bak. Söyler. Ne olmuş? İşten çıkarmışım diye. He. Niye çıkarıyorsun ki? He. Çıkarma. Ama bak ben çocuğuna bakıyorum. Bak. Tamam mı? Babaannesin bakacaksın. Tamam da bakıyorum ben fedakarlık yapıyorsam. Evet. O da biraz daha idaresini bilecek. Yaptığınız hoş mu sizin ya? Kız izin aldım diye zannediyormuş. Mesajla haber gün. Neden söylemediniz madem böyle böyle bir tamam şey? Tamam da zamanım olmadı. Söylemek ihtiyacı da duymadım. Nasıl olsa öğrenir dedim. Bir saniye işten çıkarmayı zamanın oluyor ama geline söylemeyi zamanını bulamıyorsun Nuray. Hiç sen yani. Sen bir an çok ayıp ediyorsun arkadaşım. Ya, bence Nuray haklı. Bence Nuray haklı. Nasıl olsa duyacak dedim. Yani neden çıkartmak istediniz onu söyle. Sadece bebek mi? Ya hem bebek için. Bebek için ben fedakarlık yapıyorsam kendi de yapacak. Gitti gideriz ancak süsüne. Tamam güzellik merkezinde onu gerektiriyor ama fazlasına da gerek yok. Ancak güzelliğine, ancak güzelliğine. Zaten güzel. Sırf rahat rahat gidip gezemeyecek. Aynen asla. Böreğini, kekini, poğaçasını yiyemeyecek, hava atamayacak diye seni ekmeğinden eten. Kes sırf rahat etsin, arkadaşlarıyla bulunsun diye eğer 3 gün kayınvaliden bakıyorsa 4 gün anneme götürüyordum. Gerçekten mi? Gerçekten. Sırf rahat etsin diye. Aa, ama yaptığı çok yanlış. Ekmeğimle oynadı, hala aklıma geldikçe ağlamak istiyorum.